Efendim selamlar, güzel insanlar. Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. A-Spor'da yayınımız bitti. Videoyu da burada çekelim dedik. Çünkü vakit olmuyor arkadaşlar. Koşturmaca. Nerede fırsat bulursak orada video çekip yüklemeyi tercih ediyoruz. Yani zaruri nedenlerden dolayı. En son Dellali videosu çekmiştik ve en çok yoğun ilgi göstermişsiniz. İlk videosunu Dellali'nin veya Dellali hakkında çektiğim ilk videonun başlığı neydi? Alemin gözü yaşlı, Dellali artık Beşiktaş'tı ve neticede görüldüğü gibi oyuncu artık bugün itibariyle Beşiktaş'ın antrenmanına çıktı. Onu neden söylemiştik ıslak imzayı atmadan? Oyuncu çünkü bir gün sonra Milliyet Gazetesi'nde onun detaylı haberini yapmıştı. Oyuncu, futbolcu yani bu yıldız oyuncu Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini, başka bir ülkeye geçmek istediğini, başka bir futbol kültürünün içerisinde olmak istediğini, yeniden doğmak istediğini yönetime iletmiş Beşiktaş'a. Bu nedenle alemin gözü yaşlı artık Dellali Beşiktaş'ta demiştik. Nitekim sonuçta Beşiktaş formasını giydi, röportajını verdi, videoları yayınlandı, kapa bildirildi. Kiralama ücreti yok, işte yıllık ücretin bir kısmını Beşiktaş ödüyor, bir kısmını Everton ödüyor. Devre arasında alınırsa bonservisi 6, sezon sonunda alınırsa 8 gibi birçok şeyler var. Bir uzun vadeli bir planlama bu arada. Ve şunu ekleyebilirim ki Valerian İsmail onu eski günlerine döndürebilmek için kollarını sıvamış durumda. Kendisi daha gelmeden önce Valerian İsmail teknik ekibiyle yani yardımcıları yani kurmaylarıyla kondisyonundan tutun bireysel antrenöre kadar kendi yardımcısıyla taktik işlerine bakan yardımcısına kadar herkesle toplantılar yaptı. Ceyhun Kazancı'yla da toplantılar yaptı. Onu eski günlerine döndürebilmek için ne yapmamız lazım diye. Tabii ki önce bu iş Delali'nin kendisinde bitiyor. Yani bu ilk adımı zaten kendisi attı. Nasıl attı? Buraya gelerek. Yani evet ben yeniden doğmak istiyorum diyerek. Eğer böyle bir niyeti olmasaydı zaten İngiltere'de kalırdı. Giderdi Premier Lig'de başka bir takımda oynardı. Yine o vitrinde dururdu. Fakat öyle değil. Tamamen daha farklı bir ortama geçmek istediği için geldi. Bu kararı zaten kendisinden beklenen bir adım. Şimdi burada da tabii kendisinden beklenen adımlar var. Bu adımlar içerisinde daha disiplinli bir yaşam, özel yaşamıyla ilgili. Daha böyle kendisini futbola verme, futbolla iç içe olma gibi durumlar. Bu da başka bir beklenen ve en önemli adım bu. Bundan sonraki iş zaten teknik heyette. Teknik heyette gerekli adımları atıyor. İşte taktiklerinden tutun, bireysel çalışmasına kadar zaten Premier Lig antrenmanını yemiş. O konuda bir sıkıntı yok. Biraz işin mental tarafı. Valerian İsmail bu konuda ve Ceyhun Kazancı bu konuda Beşiktaş taraftarını kullanacak. İyi, şu an için iyi. Yani o üçlü çektirme, o işte taraftarın yoğun ilgi göstermesi ve bu arada şunu da belirtelim. Dünya basınında inanılmaz derecede yer aldı. Çünkü bir dünya starı, 26 yaşında İngiltere milli takım görmüş ve halen star bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bugün Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar olan tüm coğrafyada hayranları olan bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. O nedenle bütün dünya basınında yer aldı. Bizim medyamızda yazılı basında fazla yer almadı. Çünkü gece geç saatte geldi. Gece geç saatte geldiği için sayfalarda fazla geniş yer bulamadı deniliyor. Yanlış. Ben olsam gündüzden onun yerini ayırırım. Ama tabii gece gelmezse bir şey olursa diye bir endişe de olabilir. Fakat işte Trabzon'un Şampiyonlar Ligi'ne giriş maçı olsun, efendime söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı olsun, İşte Şampiyonlar Ligi kuralları falan olsun böyle bir yoğun gündemi de denk gelmesinden dolayı fazla yer almadı deniliyor. Şimdi işin bu tarafını kenara bırakalım. Fenerbahçe alsaydı Dellali'yi veya Galatasaray alsaydı Necip basınımız ne yapardı? Ben net söyleyeyim Dellali konusunda sınıfta kaldı. Türk basını. O yüzden bakın o yüzden insanlar farklı mecralara gidiyor. O yüzden insanlar artık kişileri takip ediyor sosyal medyada. Haberleri ondan duymak istiyorum diyor. Ben işte dijital mecralara gitmek istiyorum diyor. Falan filan. Ben burada televizyon kanalları verdi. Onun hakkını veririm. Yani A-Spor Sercan Dikmek'i gönderdi. Oradan an be an o saatte yayınını yaptı. Onu ekleyelim. Ama konuşulma konusunda
Özellikle bir de itibarsızlaştırma var. Yani şöyle söyleyeyim, itibarsızlaştırma derken işte falanca kulüpler ilgilendi ama onlar almadı. Onlara da geldi bu falan. Yalan. Hepsi yalan arkadaşlar. Ben kulüple de konuştum. Menajer, oyuncu direkt Beşiktaş'la temas kurdu. Yani oraya getirmiş, oraya önerme. Bunlar hepsi yalan. Çok büyük bir transferi nedense itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Önemli değil. Transferin havası zaten sahada atılır. Bence bu Dellali'yi biraz daha motive eder diye düşünüyorum. Yani Valerian İsmail'in böyle bir çalışması var arkadaşlar. Mental anlamda söylüyorum. Onu Salih de yanına oynatacak herhalde. Mesela Weghorst önde, arkasında bir dörtlü olabilir. Sağ tarafta Gezal, sol tarafta efendime söyle Enkudu. Yani bir şekilde Salih'le birlikte 2-8'i yan yana oynatmayı düşünüyor diye duydum. Tabii bu işin şimdi Souza'sı var, efendim bu işin Gaston Fernandes'i var. Neler olur bilmiyoruz. Ama Delali Sivas Spor maçında oyuna sonradan dahil edebilir. İlk 11 olur mu? Zannetmiyorum başlangıç olarak. Bir kurulu düzeni bozmayabilir ama sonradan oyuna dahil eder diye düşünüyorum. Artı bu Eylül'deki milli takım arası Valerian İsmail için ve Delali'nin için iyi olur. Hani bir iki tane de maç, hazırlık maçı, işte sürekli antrenmanlar falan. O süreci de iyi atlatır diye düşünüyorum. Ama oyuncunun kafasında tamamen küllerinden yeniden doğmak var. Zaten eğer yeniden doğarsa, eğer %40'ını oynarsa benim bildiğim Delali'nin, lig biraz erken biter diye düşünüyorum. Çok büyük aksilikler olmazsa. Hakem faktörü var, o faktör var, bu faktör var. Bir sürü faktör var biliyorsunuz ki. Cenk Tosun da onun eski takım arkadaşı. Cenk Tosun da Dellali'yi çok iyi tanıyor. Ve Cenk Tosun da onun burada yabancılık çekmemesi için elinden geleni yapıyor. Zaten antrenmanlarda birlikte yan yana görüyorsunuz. Cenk Tosun ona hem İstanbul'a alışma konusunda, yönetim de keza öyle, yardımcı olarak hem de saha içinde hem de takımla ilgili elinden geleni yapacak. Bu da bir şans tabii Beşiktaş için. Onu da belirtelim. Isaac transferi olmadı. Bakın, ıslak imzanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Verona son dakika işte girdi araya falan. Dembele transferinde de bitti ama ıslak imzası hariç hep diyorum. O da net değil. Ama şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü Beşiktaş almak istediği noktaları aldı. Bundan sonra gidenlerin yerini alınacak. Yani Montero veya Veniton'un ikilisinden biri gidecek diye bekliyorum. Tyler Boyd Sivas istemiş, bu Kerem transferiyle bağlantılı olarak, ama herhalde Tyler Boyd gitmek istememiş galiba anladığım kadarıyla. Ama takım içerisinden birileri gidecek ve bir kanat, hani her iki kanat oynayabilecek ve bir de stoper. İsim vermiyorum. Isaac zaten yok. Dembele görüşülüyor. Başka isimler de var. Başka oyuncular da var. Fasnacht da halen gündemde, onu da belirtelim. Ama arkadaşlar iki, yani bilinen iki oyuncu alınacak. Biri her iki kanada oynayabilen, biri de stoper bölgesinde. Bence stoper alınması şart. Bak bir kez daha söylüyorum. Giden olsun, gitmeyen olmasın. Ben stopere o işi garanti almaya çalışırım bir şekilde. Bu transferlerde yapılacak. Yani bu mevkilere mutlaka ve mutlaka adam alınacak. Bu arada hani biz böyle konuşuyoruz ama Premier Lig takımı gibi takım oldu. Neden? Çünkü Premier Lig'e alışkın oyuncular özellikle seçildi. Zaten önceden vardı. Çünkü Valerian İsmail oyun içerisinde, oyun 90 dakika içerisinde 3-4 tane oyun oynatabilen bir teknik direktör arkadaşlar. Bu nedenle bu tarz oyunları bilen, bu tarz sistemleri bilen, bu tarz tempoya alışkın olan futbolcuları tercih etti Valerian İsmail Hoca. O yüzden Premier Lig deneyimi olan isimleri aldılar ve belki de o kalan iki transferden biri de, ikisi de Premier Lig'den gelebilir ya da olmayabilir. Ama başka Premier Lig'den başka oyuncu gelirse arkadaşlar, bir stoper, bir kanat oynayabilen oyuncu gelirse, ben açık ve net söylüyorum, şaşırma. Bugünün Beşiktaş'taki özeti bu. Antrenman da vardı. Antrenman da oldukça keyifli geçti arkadaşlar. Bir de şunu ekleyelim. Beşiktaş'a Beykoz bölgesinde bir arazi kazandırılmaya çalışılıyor. Birçok yönetici, eski yönetici, işte Samet Aybaba'nın da ismi içeride dahil olmak üzere, ama bu bir yönetim projesi. Fakat biraz sıkıntı, yani sıkıntı derken bu işleri gizli yapıyorlar. Neden? Çünkü şundan dolayı,
Ben de birçok şey duydum. Size videolarda sürekli anlattım. Altyapı ile ilgili çok böyle devrim niteliğinde şeyler geliyor ama bunu çok fazla dillendirdiğimde sıkıntı yaşayabilir. Çünkü ben şunu gördüm. Bir başka kulübün yöneticisi gidip bir belediyeyle görüşerek Beşiktaş'ın işini bozmaya çalıştığını biliyorum. Zamanında. Ben bunu gördüm. O yüzden bu tür şeyleri biraz gizli tutuyorlar ama Beşiktaş'ın bünyesindeki kim varsa eski yeni herkes tabii ki iyi niyetle katkı sağlamaya çalışıyor. Umarım iyi şeyler olacak. Altyapı ile ilgili çok uzun vadeli planlamalar var. Allah yardımcıları olsun. Güzel planlar var. Çünkü artık üretmek zorundasınız arkadaşlar. Bunu da eklemekte fayda var. Efendim, iyi günler diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın.